Da fibelengoz. Her şey ortada yani. Bu ülkede aslında fail yaratmaya yönelik aslında yargılama makamların ve kolluğun özellikle bu tür çalışmaları yürüttüğünün en bariz göstergesi aslında Bedri Akın dosyası, bu dosya. Bu dosya 3. ayın 3'ü 2008 tarihinde gerçekleşen bir molotoflama eyleminden kaynaklı açılan bir dosya. O gün, o tarih itibariyle aslında Bedri Akın olay yerinde değil. Olay yerinde değil, olay yerine 15 kilometre uzaklıkta cezaevi girişinde tahliye olan birini beklerken o eylem icra ediliyor. Sonra Bedri Akın o olay cezaevinden tahliye olan bir kişiyi alarak da askerlik şubesine gidiyor. Ama olay gerçekleştikten saatler sonra Bedri Akın olay yerinde bulunduğu gerekçesiyle hukuka aykırı deliller yaratılarak sanık haline getiriliyor ve sonradan hüküm veriliyor. Olay yerine ilk önce giden polislerin tutmuş oldukları tutanak ve ifade açıkken bir başka ekibin gelip o tutanağın aksine tutmuş oldukları tutanak aslında Türk Ceza Yargılaması Usulü Kanunu açısından yargılama nedeni olmasına rağmen bu sahte belge, sahte tutanaklar, eksik araştırmalar, eksik deliller, bu delillerin hepsi yargılamanın yenilenmesini gerektirmesine rağmen bizim yargılanma talebimiz reddedildi. Bugün gelinen aşamada birçok, özellikle FETÖ operasyonları sonrasında birçok Hizbullah ve benzeri örgütlere dair birçok yargılamalar muhakemenin yenilenmesiyle kabul etme nedenleri yargılayan mahkemenin, ifade alan savcının, kolluğun FETÖ'cü olmasından kaynaklı yargılama yenileme vermesine rağmen müvekkillerle ilgili bu hukuka aykırı, hükme etki eden, hükümde rol olan Ceza Yargılaması Usulü Kanunu 311 kapsamında yargıyı etki edenlerin açıkça bu hukuka aykırı fail oldukları, sanık oldukları ve hüküm aldıkları ortada olmasına rağmen bu yargılama yenileme talebimiz reddedilmiştir. Bu dosya kapsamında sahte belge üretilmiş olması yargılamanın yenilenmesi için bir neden olmakla birlikte bunlar çok açık varken bu sahte belgelerin aksine herhangi bir şekilde bunlar reddedilerek yargılama yenileme talebimiz kabul edilmeyip reddedilmiştir ve onun dışında o dönemde aslında tahliye olan müvekkilin karşıladığı, oradan askerlik şubesine götüren kişinin kimliği, adresi, varlığı açıkken, bu bir tanıkken, yeni bir tanık, yeni bir delil, yargılama yenilemesi için bir nedenken, bu neden aslında mahkeme tarafından da kabul görmeyip yargılama yenileme talebimiz reddedilmiştir. Bu durum neyi ortaya koyuyor? Bu durum hukuka aykırı, fiile fail yaratıp, hukuka aykırı bir insanı ömür boyu hapse mahkum etmek suretiyle açıkça hukuka aykırı ve korkunç bir zulüm üretilmiştir. Bu zulmün bir nedeni annesidir, kardeşleridir, kamuoyudur, vicdandır. Ama bu failler, hukuka aykırı deliller yaratanlar olmasına rağmen ve ki onlar fail olup şu an itibariyle yargılanıp bir yasa dışı örgüt üyesi olmaktan ceza almış olmalarına rağmen bu hukuka aykırı delille müvekkil hala tutuklu, hükümlüdür ve hükmünü infaz etmektedir. Ağırlaşılmış müebbet almıştır. Dolayısıyla bu kadar dosya kapsamı açıkken buna rağmen bu talebimizin karşılanmaması bu konuda bir hukuk ayıbıdır. Vicdanı olan herkese, siyasal ve hukuksal sorumlu olan herkese yargılama makamlarına da biz er ya da geç bir gün hukuk vicdanı bunun önüne geçecektir. Talebimiz bu.